10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 257 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 257A. Sözlü iletişim tür ve tekniklerini tanıma haber sunuculuğu. Radyo ve televizyonların haber merkezlerince hazırlanan haber bültenlerini sunan kişiye haber sunucusu, haber spikeri, bu kişinin yaptığı işe ise haber sunuculuğu denir. Televizyondaki haber sunucusu, seyircinin göremeyeceği bir noktada bulunan ve prompter adı verilen bir ekrandan akan haber metinlerini okur. Bir son dakika gelişmesini duyurmak veya canlı yayın sırasındaki bir hatayı düzeltmek için canlı yayın masasıyla sürekli bağlantı halinde olur. Haber sunuculuğu, gündemi ve gelişmeleri yakından takip etmeyi, donanımlı ve tarafsız olmayı gerektirir. Haber sunuculuğunda dilin inceliklerine hakim olmak, vurgu ve tonlamaya dikkat etmek ve beden dilini etkili kullanmak önemlidir. Dile ve habere hakim olmayan sunucu bocalayabilir, gerekli vurguları yapamayabilir. Böylece önemli bir haber, sıradan bir habermiş gibi sunulabilir. Haberlerin sunuluşu, hazırlanışı kadar önemlidir. Haber sunucusu, haber metnini yazım ve noktalama kurallarına dikkat ederek, her kelimenin değerini vererek, ne çok hızlı ne de çok yavaş okumalıdır. Yayın sırasında ortaya çıkan aksilikleri seyirciye aksettirmeden haber sunumunu sürdürmelidir. B. Sözlü iletişim uygulamaları etkinlik yadız veya seçtiğiniz haber metinlerine haberin içeriğini yansıtacak şekilde sununuz. Sunumunuzu yaparken aşağıdaki uyarıları göz önünde bulundurunuz. Boğumlama, vurgulama, tonlama ve duraklamaya dikkat ediniz. Sesleri ve heceleri birbirine karıştırmadan, yutmadan, tam ve doğru çıkarınız. Kelime ve cümle vurgusuna dikkat ediniz. Ses tonunuzu amacınıza, ortama, içeriye ve hedef kitleye uygun olarak ayarlayınız. Konuşurken nefes almak için sözün anlamına uygun duraklamalar yapınız. Konuşma sırasında hım, hüç gibi sesleri kullanmaktan kaçınınız. İşte, hani, yani, şey, mesela, gerçekten, vb kelimeleri sıkça tekrarlamaktan kaçınınız. İçeriye ve hitap ettiğiniz kitleye uygun jest ve mimikler kullanınız, dinleyicilerle göz teması kurunuz, heyecanınızı kontrol ediniz. Cevap: 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı sayfa 257 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.